Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir vlog sizlere başlatıyorum. Bugün kampa gidiyoruz sonunda arkadaşlar. Yani böyle aylardır denk getiremedik. Gün olmuyor, hafta sonları denk gelmiyor. Eşim zaten eğitim veriyor da hafta sonları Gamze'nin nöbeti oluyor. Derken bugüne sonunda müsaitliğimiz var. Daha anca başlatabildim vlog çünkü yani şimdi ilk kamp olduğu için bir telaşa var. Ne koyacağım, ne götüreceğim, bir de bir geceliğine gidiyoruz aslında. Çok da kalmayacağız. Şimdi hazırladım. Tabii ki de poşet poşet çok oldu. Şimdi size göstereyim bakın. Ne diyor bunun? Bir günlük de olsa bir sürü poşetimiz oldu. Şuna şöyle kıyafetlerimizi koydum. İnci'nin, eşimin ve benim. Bir daha bulalım. Şunda şişme yatak var. Şunda İnci'nin deniz oyuncakları var. Şunda bizim mayolarımız. Çadır. Ve kıyafetler. Evet. Hazırlandık. Burakları bekleriz. Tekrar araba gidelim. Günaydın. Günaydın kampa. Sığdık. Evet, sığıyormuşuz yani demek ki. Sığmışız. Şurada bir boşluk alanı var. Şuraya bile bir şey koyabiliriz. Şey çıkardı ya Burak. Şurada şey oluyor ya. Ha, babamın yaptığı gibi. Diye. Şimdi artık gidiyoruz. Yolculuğumuz başlıyor. Ben de sana kayısı getirdim. Aa, çok severim. Gerçekten. Evet. Canım ya. Günaydın demek ister misin? Günaydın. Bugün modu yerinde. Evet, sen nereye gidiyorsun? Denize. Orada uyuyacağız. Evet, peki orada nerede uyuyacağız denizde? Kenarda. Kumda. Oy, yok artık. Şimdi Gamzecik sandviçler hazırlamış. Anneannemden de poğaçalarımızı aldık. Eşler de içeceklerimizi almaya gittiler. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Çıkalı böyle 10-15 dakika falan oldu yani daha. Ay, İnci'nin lazımlığını unutmuşum. Şurada şimdi bir ailede görünce aklıma geldi ya lazımlık. Şey, portatif lazımlığı vardı İnci'nin. O kalmış. Burak hele boş geliyor. Dolu ha. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. İyiye bakalım. Anam sen sandviçini yiyor musun? Beğendin mi İngiliz'in yaptığı sandviçi? Güzelmiş miyim? Çok mutlu oldum ama. Bir tane sır göreyim ben. Ay, bakın bakın. Allah'ım. Kim yaptı sana o sandviçi? Hı? Geldik işte bak. Nereye kurtulacaklar çadırlarımızı? Bize yer kalmamış çadırlara. Bir de var diyorlar. Deniz nerede? Millet geliyor bir hafta kalıyor. Anne deniz nerede? Bak da şurası boş. Bak bu ağacın altı dolur. Ha burası da boş. Aa evet tam burası çok uygun bizim için. Ama iki tane bizden var. Sığarız bence. Birini şöyle açsak birini de böyle açarız değil mi? Tam yan yana. Çok kalabalık şey karavanlar çok güzel. Burada büyük çadır var. Ama çok sıcak değil mi baba? Sıcak. Hemen denize girmeliyiz. Hayır yeme acısı. Aa ne güzel kurdun. Ama önce birini kuralım sonra birini kuralım. Baby.
Hadi otur sen izle orada. Babanları izle. Allah neyle yatırırız, yuvarlanırız. Onlar da o çadırda. Şimdi İnci'nin havuzunu biraz doldurduk. Çok da güzel böyle yer bulduk. Gölgeli. Yani biraz kenar çekmemiz lazım. Güneş gelecek İnci'ye. Buranın denizi böyle bayağı kenarlar taşlık çünkü. İskeleden giriliyor zaten normalde de. Şurada iskelesi var. Şurada bir yerde. İstemiyor mu? Tamam. O yüzden İnci'ye böyle buraya havuz getirince çok daha rahat ediyorum. Bizimle bu kamp macerasına katıldınız. Çok mutluyuz. Buradayız. Hayır, hep aynı yerdeyiz. Gitmiyoruz. Dalgalar öyle gösteriyor. Kızartma, mücver, sarma, dolma. İnci uyumadı. Ben de uyutmama kararı aldım. Bir şeyler yiyelim, sadece meyve suyu değil. Bırak. Şimdi göreceğim onun bittiğini. İnci bana el salla. Ya. İkinciye çok iyi girdim valla. Bu sefer tekte girdim. Evet. Hem de destek istemiyor. Evet. Maşallah. İyi alıştırdık denize. Alıştık demek ki. Evet. Geçen sene hiç girmedim. İşte bu. Başka türlü girilmez. Evet. Tadını çocuklar çıkarıyor valla. İnce uyumadı ve keyif yapıyor şu an. İnce, canım. Ne oldu anneciğim? Seni sallamaya geleyim. Tamam, gideyim mi? Peki. Böyle ablalar buldu burada. Çok tatlı kardeşimizde. İnci'yi çok güzel oynatıyorlar. Şimdi biz artık toplanıyoruz. Saat kaç ki? Bakalım. 2:30. Akşam gelmiş daha aslında. Saat daha 2:30. Akşam Burak'ların düğün olduğu için toplanıyoruz artık. Vallahi çok güzel eğlendik. Hatta şimdi haftaya nöbeti var Gamze'nin maalesef ama dedik ailecek gelelim olmazsa. Belki haftaya o yüzden gene gelebiliriz. Biz boz alanlar ekibi. İçimiz değişmezse. İşte giderken dedik bir yemek falan yeriz. Bir yerlerde buradayım. Buradayım arkadaşlar. Yavrum. Şimdi giderken yeriz AVM'de bir şeyler. Evet. Aşkım düğün yemekli mi? Kapının önünde yemek varmış. Ha, o zaman onu yetişemeyin. Yiyip de gidelim biz bari. Şimdi biz Novada'da durduk. Bir şeyler yapıyorlar şurada. Kız vermiş ince de son anda oynarken kısarmış ya. Benim hiç yanmadı bak. Kolları çok kırmızı olmuş. Ben de yanmışım. Suratım çok sıcak kafası. Alkışlarım yani. Şimdi
arkadaşlar, bu videonun kapanışını yapmadan önce kampla ilgili gelen birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Bizim çadırlarımızı Decathlon'dan almıştık. Kışın almıştık, hatta 2-200'e. Şu anda çok fazla zam gelmemiş. Düşünenler hemen alabilirler ama internet stokları yok, sadece mağazada gözüküyor. Bizimkisi 3 kişilik black and white diye geçiyor. Yani gün ışığını çok güzel koruyor güneşi. O yüzden içerisi çok fazla sıcak olmuyor. Hatta o yüzden biz sabahta böyle 8.30-9'a kadar falan uyumuşuz çok rahatlıkla. Güneş sıcak yapmadığı için içeriye. 3 kişilik olduğu için çadırımız içerisine aldığımız yatak ebatı da ekstra büyük aldık. Yani çift kişilik 2 tane boyutta ölçeği var. Yani bizim her şeyimiz Decathlon bu arada. Tekrar söyleyeyim. Yatak o yüzden bir büyük boy olanı aldık. İnce ben, eşim çok rahatlıkla sığdık. Yastıklarımız da aynı şekilde. Şişme yastık aldık biz onları da oradan. Açıklama kısmına bütün hepsinin linkini bırakacağım bulabildiklerimi. Trendyol'da da vardı çünkü bunlar. Ve fiyatlar 50 TL falan böyle fark var sadece. Çok da bir büyük farkları yoktu. Fenerimiz vardı. Fenerimiz de çok işe yaradı. Yani akşam özellikle giyinirken falan rahat ettik. Şöyle, İnce ile biz geçen sene buraya biz gene gitmiştik ama o zaman bungalovda kalmıştık. Burak, Gamze, eşim, babam çadırda yatmışlardı o zaman. Bungalovlarını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şahsen geçen yıl biz hiç memnun kalmadık bungalovlarına. Hiç hijyen değildi çünkü. Ama kendi çadırınız varsa ortam çok güzel. Daha farklı bir bölgesinde çadırlarınızı kuruyorsunuz zaten. Daha böyle insanlarla iç içe olduğunuz bir ortamda. O yüzden daha fazla keyif aldık bu sene. Ve kendi çadırımız olduğu için hijyen derdi olmuyor. Çünkü her şey size ait olduğu için böyle içinize daha fazla sığıyor. Çarşafından yatağınıza kadar. İnce ile hiç zorlanmadık açıkçası. İlk şişme havuzunu götürmüşüm. Geçen sene de götürmüştüm zaten ben İnce'nin şişme havuzunu. Ve çok rahat etmiştik biz o havuzla. Çünkü şimdi plaj kısmı gördüğünüz videolarda taşlık. Kenardan giriş çok zaten denize de. Öyle olunca şişme havuzunu direkt o çimenlik alana kuruyoruz. Hortum var, su doldurabiliyorsunuz içerisine. O yüzden böyle çok rahat ettik. Yani denize girmediği zamanlar ince havuzda vakit geçirmiş oldu yani. O yüzden gayet keyifliydi bizim için de. Deniz çok güzeldi bu gittiğimizde. Sadece deniz kestaneleri bu sene biraz fazlaymış. O yüzden yere basmayın ya da ayakkabıyla girin dediler. Biz de normal sandaletlerimize girdik. İnce'nin de boyu ermemesine rağmen ben yine de onu da sandaletle soktum denize. İskeleden giriş alanı var. Yani her şey çok güzeldi. Yemek olarak kesinlikle hazır bir şeyler götürün. Yani böyle çok sizi oyalamayacak. İşte makarnadır, nugget'tır, işte noodle gibi şeyler götürün. Biz sabah kahvaltısında normalde simitçe geçiyor saat 8.30 gibi. Simit aldık, yaptık zaten. Yani gittik marketten, sadece işte peynir, domates, salatalık falan aldık. Böyle o yüzden rahat oldu. Akşam yemeğinde de makarna yemiştik zaten ki gayet de yeterli oldu. İşte meyvesinden, cipsinden onları falan da götürdüğünüzde zaten onlar da tıkıyor sizlere. Öyle yani, çok güzeldi. Şimdi hatta bir aksilik çıkmazsa biz bu hafta sonunda ailece gitmeyi planlıyoruz. Eşim, ben, İnce gidelim istedik. Cumartesi günleri hazır eğitim yokken böyle de biraz değerlendirelim istiyoruz çünkü bu süreci. Sonrasında eğitim olduğunda maalesef hafta sonları da çalışıyor. Sadece pazar günü boş kalıyor. O zaman da gitmek zor oluyor. Öyle yani, güzel geçmişti. Gene ekstradan sorularınız eğer olursa aşağıya sorabilirsiniz. Yorumlarda elimden geldiğince cevaplarım zaten. Bu arada gittiğimiz yerin ismi de Deniz Camping'ti. Tam böyle Güre'den çıkıyorsunuz. Altınoluk'un girişi gibi kalıyor aslında. Çok uzakta değil. Valla kaç kilometre? 75 kilometre, 80 kilometre falan olması lazım. Çok uzak bir mesafede değildim. Ortam çok güzel, dediğim gibi. Çok rahat edersiniz. Çok güvenli bir ortam aynı zamanda. Böyle arkadaşlar, bir kampın daha sonuna gelmiş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için. Bu arada geçen bir videomun yorumlarında kameraya bakmadım söylemiş. Ama şimdi direkt buraya bakıyorum. Kameraya bakmak böyle işte göz alışkanlığı olmuş ama dikkat etmeye çalışacağım. Daha çok şuraya bakmaya çalışıyorum sizin için. Vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.